Zeren Ertaş, Aydın'daki öğrenci yurdunda yaşanan feci asansör kazasında hayatını kaybetmişti. O günden bu yana yurtlardaki asansör tehlikesine dair çok sayıda görüntü ortaya çıktı. Bu kez kabusun adresi Muş oldu. 3 öğrenci yurt asansöründe mahsur kaldı. Neyse ki o tehlike ucuz atlatıldı. Yurt asansöründe öğrenciler yine kabusu yaşadı. Şimdi asansöre bilmiyoruz. 22 yaşındaki Zeren Ertaş, Aydın'daki Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör kazasında hayatını kaybetmiş. O feci ölümün ardından öğrenciler ayağa kalkmıştı. O da bir ananın evladı. Korkusu da acısı da daha akıllardayken benzer haberler ardarda geldi. Asansörü kaç gündür söylüyoruz, yapmıyorlar. Çorum, Konya ve Nevşehir'in ardından bu kez de Muş'ta Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sultan Alparslan Kız Yurdu'ndaki asansör arızası yürekleri ağza getirdi. Bu İddiaya göre elektrik kesintisi yüzünden ara katta duran asansör kabininde 3 öğrenci mahsur kaldı. Çığlıklarını arkadaşları duydu, yardım istedi. Ekipler geldi, öğrencilerse tepkiliydi. Üç öğrenci asansörün kapısının açılmasıyla kurtarıldı. Çok korkmuşlardı. Onları sakinleştirmek kolay olmadı. Şimdi daha asansöre bilmiyoruz. Bu beyaz. Yaşanan olayın ardından öğrenciler yurdun bahçesinde bu kez protesto için bir araya geldi.